NATO zirvesinden, NATO karargahından yeniden merhaba. Son derece önemli görüşmeler oldu. Görüşmeler tamamlandı, basın toplantıları oldu. En sonunda beklenen görüşme de gerçekleşti. Aslında bütün rutin burada sona ermiş durumda ama Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi geç saatlere kaldı. Uzun sürdü. Heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. İşte bu nedenle şu anda deyim yerindeyse Biden-Erdoğan mesaisi yapıyoruz görüşmelerin uzaması nedeniyle. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından önce 45 dakika baş başa sürdü görüşme. Ardından heyetler görüştü, bir o kadar da heyetler görüştüler. Ve açıklama, ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan biraz önce basın toplantısı yaptı. Uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisine sahip olduğunu, hem Amerika'nın hem de Türkiye'nin Joe Biden'ı yeni tanımadığını, çok uzun yıllara dayanan bir tanıklık olduğunu dile getirdi Joe Biden'la aralarında. Dolayısıyla gerek Afganistan konusunda, gerek Suriye konusunda, gerek S-400'ler ve Patriot'lar konusunda, Libya ve Orta Doğu konusunda bütün gündemi ele aldıklarını, alma fırsatı bulduklarını söyledi. Evet, neler oldu bu görüşmeden, nasıl bir ana fikir çıkarabiliriz? Birincisi tabii S-400 konusu, en çok merak edilen konu buydu. F-35 konusu, Patriot'lar konusu ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı, NATO sistemiyle uyumlu olmadığı söylenen ve Amerika ile arasında derin uçurum açan S-400 konusu. Bu konuda tarafların aynı düşünceleri ifade ettiğini söyledi. Ben kendi düşüncelerimi ifade ettim dedi. Sayın Biden'ın düşüncesini de bu konuda biliyorsunuz. Bu konuda birlikte çalışma kararı aldık dedi. Diğer bir konu, tabii bunları sorular üzerine açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biden'la görüşmesine açıklama bölümünde kısa bir yanıt verdi. Daha sonra sorular geldi. Afganistan, özellikle Afganistan'da Türkiye'nin bir önerisi var NATO'da. NATO misyonu çerçevesinde Afganistan'da 11 Eylül'de NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Türkiye, Kabil Havaalanı başta olmak üzere ve yabancı elçilikler, yabancı misyonları kapsayan bir koruma, güvenlik görevi misyonu önerisinde bulundu Türkiye. Bu, Türkiye'nin NATO ile sağlam ilişkilerinin yeniden başlaması, NATO misyonu üstlenmesi ve NATO içerisindeki tanımının yeniden güçlenmesi anlamına gelen bir öneri, eğer bu kabul edilirse. Fakat görünen o ki, Jens Stoltenberg de bugün öğleden sonra, zirveden sonraki basın toplantısında söyledi, henüz bir çözüme ulaşmış değiliz, ancak bu konu konuşuldu, Türkiye önerdi, Kabil Havaalanı'nın korunmasını istiyoruz. Fakat bu konuda nasıl olacak, somut çözüm ne olacak, somut ne tür bir koruma sistemi kurulacak, bu konudaki tartışmalar devam ediyor dedi. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da buna yakın bir yanıt geldi. Henüz Biden, görüyorsunuz arkamda, Biden'ın basın toplantısı bekleniyor. Henüz başlamadı toplantı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Afganistan konusunu görüştük, bu önerimizi sunduk. Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanlarının bu konuyu daha derinlemesine görüşmesi, onların bir çerçeve belirlemesi ve daha sonra bizim karar almamızı konusunu görüştük. Henüz bu konuda bir karar alınmış değil yorumunu yaptı Stoltenberg'in açıklamasına paralel olarak. Bunun ötesinde Libya konusunda, Suriye konusunda, Suriye'deki özellikle PYD, YPG konusunu gündeme getirdiğini çok sık tekrar etti Cumhurbaşkanı Macron. NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve YPG'ye destek vermelerini, kabul etmediklerini gündeme getirdi. Bu konuda biz kendi görüşlerimizi yineledik dedi. Maalesef dedi, müttefiklerimizin hala iyi terörist, kötü terörist ayrımı yaptığını, onlara bir türlü teröristin terörist olduğunu, iyisinin kötüsünün olmayacağını, bir terör olayına başka bir terör örgütüyle engel olunamayacağını anlattık dedi. DAEŞ'le mücadeleyi anlattı. Türkiye'nin 3,5 milyon göçmenle yalnız başına bırakıldığını, omuzlarına bu yükün tek başına yüklendiğini, Türkiye'nin pek çok konuda Suriye ile ilgili yalnız bırakıldığını müttefikleri tarafından dile getirdi. Evet, özetle
Afganistan konusunda bir öneri var fakat bu tartışılıyor, bu somut bir görüşe, bir sonuca bağlanmış değil. Suriye konusunda, YPG konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini dile getirildi. Ancak bu konuda müttefikler de kendi görüşlerini dile getirmeye devam ediyorlar. Bu konuda da bir uzlaşma yok. Macron'la Libya konusunda ilerleme olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Libya'da hem geçiş hükümetine destek hem politik bir geçiş sürecine Türkiye'nin adımlarının önemli bir gelişme sağladığını, Türkiye'nin Libya politikası sayesinde bugün politik geçiş sürecine aslında varıldığını, bu noktaya gelindiğini dile getirdi. Ve bundan sonra da müttefikleriyle bu konuda çalışmaya devam edeceğini söyledi. Özellikle Macron'la ilgili bir soruya. Bu konuda bundan sonra da yabancı savaşçıların da topraklardan çekilmesi için ortak çalışma fikrini gündeme getirdiklerini, bu konuda hemfikir olduklarını söyledi. Ve bir konu Macron tarafından da çok sıklıkla gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Hazreti Muhammed karikatürleri sonrasında yaşanan İslamofobi tartışmaları Macron'la karşı karşıya gelmişlerdi ve pek çok ülkede Fransa boykot edilmişti. Bu tartışmalarla ilgili Macron'un kendisine açıklamalarda bulunduğunu ve bunun karşında Erdoğan'ın da Macron'a şöyle söylediğini aktardı Erdoğan. Kendisine o zaman çıkın, bu konuda samimi açıklamalar yapın. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalar çok önemli. Bu konulara açıklık getirmeniz iyi olur dediğini söyledi. Dolayısıyla bundan sonra pozitif bir şekilde sakin bir üslupla birlikte çalışmaya karar verdiklerini söyledi. Evet, bunun dışında Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biden'ın da yoğunluklar biter bitmez Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Bir başka konu, siz Amerika'ya gidecek misiniz sorusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacağını, ayrıca Genel Kurul binasının tam karşısında bir Türk evi olduğunu ve bu Türk evinin açılışı için de New York'a gideceğini belirtti. Dolayısıyla görünen o ki Eylül ayında, her Eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kadar bir ziyaret gerçekleşmeyecek. Evet, bir başka soru. Bir gazeteciden geldi. 1915 olaylarından üzüntü duyduğunuzu söylemiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi sorusu oldu. Buna da hamdolsun gündeme gelmedi yanıtını verdi. Gündeme getirecek miydi üzüntüsünü belirtmişti havaalanında, hatırlayacaksınız. Brüksel'e gelmeden önce, ancak bu konunun gündeme gelmediğini, hamdolsun gündeme gelmediği sözleriyle dile getirdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Evet, şu anda görüyorsunuz arkamda. Biden hala bekleniyor. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından herkes açıklamasını yaptı ve gitti. Şimdi herkes Biden'ı bekliyor. Biden'dan ne tür açıklamalar gelecek? Somut adımlar olacak mı? Türkiye sorusu elbette sorulacak. Buradaki pek çok gazeteci, yabancı gazeteci hem Erdoğan'ın basın toplantısını izledi hem de Biden'ı bekliyor. Gündemde Türkiye, Amerika, S-400 Patriot gerilimi önemli yer aldı. Dolayısıyla bundan sonra Biden ne diyecek, onu izleyeceğiz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Brüksel'den şimdilik böyle.